Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Özel güvenlik temel eğitim örnek sınav sorularını değerlendirme devam ediyoruz. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyoruz. Daha önce atmış olduğum arkadaşlar 84. dönemden 99. döneme kadar olan tüm soruları ve konularıyla birlikte değerlendirilip sınavlarında başarılı olabilirsiniz. Kanalımıza arkadaşlar abone olduktan sonra kanala katılarak üyelere özel soruları da çözüp %100 başarılı olun. Özel güvenlik sorularını çözün, sınavlarınızda kalmayın. Ayrıca Ehliyet SRC özel güvenlik kanalını da takip ederek başarınızı artırabilirsiniz. Instagram hesabımız Nedim Şeker Akademi hesabını da arkadaşlar takip ederek özel güvenlik sorularından çözebilirsiniz. Hemen başlayalım. Evet, özel güvenlik görevlilerinin baş görevi nelerdir? Özel güvenlik görevlisi görevlendirildi her yerde arkadaşlar. Önleyici ve koruyucu kolluk hizmetlerini yerine getirir. Ve aynı zamanda adli olay meydana geldiğinde adli yardım ve yardım görevi icra etmek üzere bir takım görevleri yerine getirir. Bu görevler nelerdir? Suçları önlemek, kamu düzenini sağlamak, olaylara müdahale etmek, olay yerinin korunması, özel güvenlik ve halkla ilişkiler, vatandaşların kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak, sorumluluk bölgesini denetim altında bulundurmak, kişilere, mağdurlara yardım etmek nedir? Özel güvenlik görevlilerinin görevleri arasındadır. Birinci sorumuz şöyle arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin başlıca görevlerinden biri değildir? A. Suçları önlemek. B. Olay yerini korumak. C. Suç soruşturması yapmak. D. Kişilere ve mağdurlara yardım etmek. E. Sorumluluk bölgesinin denetimi ve denetim altında bulundurmak. Bakın, suçları önlemek, olay yerini korumak nedir? Özel güvenlik görevlisinin görevidir. Suç soruşturması yapmak özel güvenlik görevlilerinin görevleri arasında yoktur. Burada Ceyhan seçeneği doğru cevap. Denizli ve Edirne seçeneği yine özel güvenlik görevlisinin görevleri arasındadır arkadaşlar. İkinci sorumuz gelsin. 2019-18 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca sesli ikaz ve tepe lambası donanımı aşağıdaki hangi araçlarda olamaz? A. İtfaiye araçlarında. B. Polis araçlarında. C. Sahil güvenlik araçlarında. D. Özel güvenlik hizmeti veren devriye araçlarında. E. Jandarma araçlarında. Evet, tabii ki burada Denizli seçeneği özel güvenlik hizmeti veren devriye araçlarında sesli ikaz tepe lambası bulunmaz arkadaşlar. Cevap Denizli seçeneği. Üçüncü sorumuz şöyle. Aşağıdaki unsurlardan hangisi sözsüz iletişim beden dili davranışlarından değildir? A. İletişim sırasındaki beden duruşu. B. İletişim sırasındaki göz teması. C. İletişim sırasındaki jest ve mimikler. D. İletişim anındaki kılık kıyafet. E. İletişim sırasında not tutmak. Bakın, sözsüz iletişim beden dili davranışlarından değildir. Tabii bakın, iletişim sırasında not tutmak, değil mi? Cevabımız Edirne seçeneği yıldızlı sınav sorusu. Evet, hemen 4'e geçelim. 4'te arkadaşlar devriye çeşitlerinden bahsedelim. Devriye çeşitlerinden de mutlaka sınavda soru geliyor. Devriye çeşitleri her biri kendi içerisinde farklılık gösteren devriye çeşitlerinden en yaygın olan çeşitleri şunlar: otomobil, yaya, kombine, motosikletli, atlı, bisikletli, köpekli ve hava devriye çeşitleridir. Sınavda soru şöyle gelmiş. Bakın, aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik tarafından kullanılan devriye çeşitlerinden biri değildir? Otomobil devriyesi, uçak ile devriye, köpekli devriye, atlı devriye, motosikletli devriye. Tabii ki arkadaşlar, dikkat ederseniz uçak ile ilgili devriye çeşidimiz yoktur. Bursa seçeneği doğru cevap. Beşinci sorumuz şöyle. 1, 2, 3 verilmiş. Önce
sorunun ne demek istediğine bakalım. Yukarıda sayılan zor kullanma türlerinin kullanılması hangi sıralama ile olmalıdır? Bedeni kuvvet, maddi güç, silah kullanılması. Her şeyden önce unutulmamalıdır ki silah kullanılması en son çaredir arkadaşlar. Değil mi? En son çare. Evet. Öncelikle bakın şu üçün olduğu en son olacak. Hangi seçenekte var? Bursa seçeneğinde ve Denizli seçeneğinde var. Demek ki diğer şıklar yanlış. O zaman arkadaşlar önce bedeni kuvveti kullanacağız. Sonra maddi gücü kullanacağız. Sonra da silah kullanıyoruz. Yani 1, 2, 3 verilen Denizli seçeneği yıldızlı sınav sorusu. 6'ya bakalım. İletişim kurma süreci içinde özel güvenlik görevlisi ile iletişime geçen kişi veya kurumların mesajlarına ne ad verilir? A. Gürültü, B. Kaynak, C. Kod açma, D. Kanal, D. Kodlama. Tabi burada neden bahsetmiş? Kaynaktan bahsetmiş arkadaşlar. Cevabımız Bursa seçeneğidir. 7. sorumuz itfaiye teşkilatının görevlerinden değildir diye bir soru gelmiş. A. Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek kesinlikle itfaiyenin görevidir. Su baskınlarına müdahale etmek değil mi? İtfaiye teşkilatının görevidir. Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak. Olağanüstü durumlarda tabii ki katılması gerekiyor. Yaralıya serum takmak, vatandaşları olay yerinden uzaklaştırmak. Yaralıya serum takmak itfaiye teşkilatının görevi değildir arkadaşlar. Halkı kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleriyle ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek, konular, tatbikatlar yapmak konuda değil mi? Burada cevabımız Denizli seçeneğidir. 8. sorumuz özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik yöneticisi ve görevlisine 3000 Türk lirası idari para cezası verilir. Ve bu kişilerin özel güvenlik kimlik kartı valilikçe iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik alanında çalışamazlar. Hükmü hangi kanunda yer alır? A. Türk Ceza Kanunu, B. 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun, C. TC Anayasası, D. Medeni Kanun, E. Ticaret Kanunu. Evet, burada da 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanundur. Bursa seçeneği doğru cevap değil mi? Evet, hemen 9'a geçelim. 9. sorumuz şöyle. Suçüstü halinde yakalamayı aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri yapar? 1. Kolluk kuvvetleri, 2. Özel güvenlik personeli, 3. Mağdur kişi. Suçüstü halinde bildiğiniz gibi arkadaşlar herkes yakalayabiliyor yani. Evet. Kolluk kuvvetleri yakalar, özel güvenlik personeli yakalar, mağdur kişi yakalar. Değil mi? O zaman her üçü de olan seçenek hangisi? Edirne seçeneği. Doğru cevap. 10. sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi il özel güvenlik komisyonunu oluşturan kişiler arasında değildir? Vali yardımcısı, B. Belediye başkanlığı temsilcisi, C. İl emniyet müdürlüğü temsilcisi, D. İl jandarma komutanlığı temsilcisi, E. Ticaret odası başkanlığı temsilcisi. İl özel güvenlik komisyonunu oluşturan kişiler arasında değildir. Tabii ki belediye başkanlığı temsilcisi Bursa seçeneği doğru cevap. 11. sorumuz gelsin. Jopla vuruş tekniklerinde aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A. Tam ileri vuruş, B. Açılı hamle, C. Tam ileri doğru dürtme hamlesi, D. Yavaş vurma, E. Direkt darbe. Tabi burada dikkat ederseniz arkadaşlar Jopla vuruş tekniklerinden aşağıda hangisi doğru değildir? Yavaş vurma değildir.
Denizli seçeneği doğru cevap. 12. sorumuz. Yangında itfaiye olay yerine gelene kadar yanıcı maddenin türüne göre uygun söndürme maddesi kullanarak yangına ilk müdahaleyi yapan, yangını söndüren veya genişlemesini önleyen ekip aşağıdakilerden hangisidir? A. Kurtarma ekibi, B. İlk yardım ekibi, C. Koruma ekibi, D. Söndürme ekibi, E. Teknik bakım ekibi. Bakın adı üstünde. Bakın yangın itfaiye olay yerine gelene kadar yanıcı maddenin türüne göre uygun söndürme maddesi kullanarak yangına ilk müdahaleyi yapan kimdir arkadaşlar? Yangını söndüren ekip değil mi? Genişlemesini önleyen ekip söndürme ekibidir. Yani Denizli seçeneği doğru cevap. 13'e bakalım. Özel güvenlik görevlilerinin yakalama yetkisinin esas kaynağı hangi kanundur? A. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, B. Medeni Kanun, C. Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, D. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, E. Ceza Muhakemesi Kanunu. Tabii Ceza Muhakemesi Kanunudur arkadaşlar. Yakalama yetkisinin esas kaynağı Edirne seçeneği doğru cevap. 14'e gelelim. Aşağıdakilerden hangisi başlıca koruma şekillerinden değildir? Konut koruma, gizli koruma, iş yeri koruma, özel koruma, yakın koruma. Evet, koruma çeşitlerinden değildir. Konut, iş yeri, özel, yakın koruma var ama gizli koruma yoktur. Cevap Bursa seçeneği. 15. sorumuz özel güvenlik görevlilerinin sadece görevli oldukları yerde görevli oldukları sürede ve özel güvenlik görevlisi kimlik kartları görünür şekilde olmak kaydıyla kullanabilecekleri yetkiler hangi kanunda düzenlenmiştir? A. Türk Borçlar Kanunu, B. Türk Ticaret Kanunu, C. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, D. Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, E. Sosyal Sigortalar Kanunu. Tabi burada da özel güvenlik hizmetlerine dair kanunla düzenlenmiştir. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 16. sorumuz gelsin arkadaşlar. Kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde özel güvenlik izni verilen yerlerde alınan özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve yetersiz bulduğu takdirde ek önlemler aldırmaya yetkili makam hangisidir? Mülki İdare Amiri, İl Emniyet Müdürü, Milletvekili, İl Jandarma Komutanı, Belediye Başkanı. Yersiz bulduğu denetleme değil mi? Özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye yetersiz bulduğu takdirde ek önlemler aldırmaya kim yetkilidir? Tabii ki Mülki İdare Amiri yetkilidir. Cevabımız Adana seçeneğidir. 17. Bankada görevli özel güvenlik görevlisi Zeki'nin hangi davranışı yanlıştır? A. Şüpheli şahıslara karşı duyarlı olmalıdır. B. Müşterileri izlemelidir. C. Banka çalışanı ile tartışan müşteriyi ikaz etmelidir. D. İletişimi iyi olmalıdır. E. Bankamatiğe para yatıran müşterilere yardımcı olmalıdır. Tabii ki bankamatiğe para yatıran müşterilere yardımcı olmaması gerekiyor arkadaşlar. Cevabımız Edirne seçeneğidir. 18. Genel kolluk ve özel güvenlik görevlilerinin birlikte görev yaptıkları alanlarda sevk ve idare yetkisini kullanmaya aşağıdakilerden hangisi yetkidir? Genel kolluk amiri, işletme müdürü, özel güvenlik müdürü, özel güvenlik şirket yöneticisi, özel güvenlik pardon özel kolluk amiri. Tabii ki burada genel kolluk amiri yetkilidir. Cevap Adana seçeneğidir. 19. 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanuna göre özel güvenlik görevlisinin genel kolluğun görev alanına giren bir olayla karşılaştığında suçüstü hükümleri çerçevesinde aşağıdakilerden hangisini yapması doğru değildir? A. Gecikmeksizin olaya el koymak, B. olay yerini ve delilleri korumak,
C suç aletini muhafaza altına almak, D genel kulluğa haber vermek, E şüphelileri yakalamak ve ifadelerini almak. Evet, burada da şüphelileri yakalamak ve ifadelerini almaktır cevap Edirne seçeneği. 20. soru. Görev alanında işlenen bir suçun failini yakalayan özel güvenlik görevlisi Ahmet, kanunun tarif ettiği hangi görevini yapmıştır diyor bakın. Önleyici görev, koruma görevi, idari görev, özel kolluk görevi, adli görev. Evet. Burada da dikkat ederseniz arkadaşlar, görev alanında işlenen bir suç var. Faili yakalayan özel güvenlik görevlisi Ahmet. Hangi kanuna istinaden bu görevini yapmıştır? Tabii ki adli görevini yerine getirmiştir. Cevap Edirne seçeneği. Evet. Şöyle yapalım. 21. soruya geçmeden üst arama yöntemleri nedir? Duvar veya bir engele dayayarak arama yöntemi, dizüstü çömelterek arama yöntemi, yüzüstü yatırarak yöntem ve ayakta arama, üst arama yöntemleridir. Bu da yine sınavda gelebilir. Terk edilen veya bulunan eşyaya el koyma nedir? Özel güvenlik görevlisi görevli oldukları yerlerde terk edilmiş veya bulunan eşyalara el koyabilir. El konulan eşyaları emanete alması, eşya maliki ya da zilyeti başvurduğu takdirde sahibi kendisine gelmezse genel kolluğa tutanakla teslim eder. Adli el koyma nedir? Bir malın geçici olarak devletçe muhafaza altına nedir? Alınmasıdır. 21. sormuş şöyle. Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunda düzenlenmiştir. Bu kanun kapsamında özel güvenlik görevlilerine aşağıdaki yetkilerden hangisi verilmemiştir? A. Olay yerini ve delilleri koruma. B. Eşyalar X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme. C. Zor kullanma. D. Parmak izi ve fotoğraf alma. E. Emanete alma. Tabii ki arkadaşlar burada da dikkat ederseniz parmak izi ve fotoğraf alma yetkisi verilmemiştir. Cevap Denizli seçeneği. 22'ye bakalım. Özel güvenlik görevlilerinin iş sözleşmesi, ücret izin gibi özlük hakları fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir. Hangi kanunla düzenlenmiştir? A. İş Kanunu, B. Polis Vazife ve Salaiyet Kanunu, C. Ceza Muhakemesi Kanunu, D. Türk Ticaret Kanunu, E. Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanunla düzenlenmiştir. Tabii ki burada da iş kanunuyla düzenleniyor. Özel güvenlik görevlilerinin iş sözleşmeleri, ücretleri, izin gibi özlük hakları, fazla saatte de çalışmak İş kanunu düzenlenmiştir. Cevabımız Adana seçeneğidir. 23'e bakalım. Zor kullanma şartları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Kanunilik, B. Keyfilik, C. Zorunluluk, C. D. Ölçülülük, E. Kademelilik, değil mi? Burada da dikkat ederseniz keyfilik, değil mi? Evet. Cevabımız Bursa seçeneğidir. 24'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisi öncü istihbaratın görevlerinden değildir? A. Gidilecek bölgenin keşfini yapmak. B. Yerel kuvvetlerle irtibata geçmek. C. Alternatif güzergahları tespit etmek. D. Korunan önemli kişinin yani VIP'in misafirleri için otellerde yer ayırtmak. E. Ziyaret öncesi, ziyaret esnası ve ziyaret sonrası tüm tedbirleri almak. Burada öncü istihbaratı görevlerinden değildir diyor arkadaşlar. Korunmayan önemli kişinin misafirlerini otellerde barındırmak, yer ayırtmak
Değildir, değil mi? Cevap Denizli seçeneğidir. Son soru arkadaşlar. Güvenlik görevlilerinin bir grubu ikiye bölmek amacıyla kullandığı toplu düzen hangisidir? Kama, çember, hat, çatı, biberlik, kol. Tabii ki güvenlik görevlilerinin bir grubu ikiye bölmek amacıyla kullandıkları düzenin adına biz kama düzeni diyoruz. Cevap tabii ki Adana seçeneğidir. Yıldızlı sınav sorusu. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı ve kanala katılmayı unutmayın. Atmış olduğumuz videoları beğenip arkadaşlarınıza da videoların tamamını paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımızdan haberdar olmaları için ve daha önce atmış olduğumuz tüm soruları çözerek arkadaşlar 84. dönemden 99. döneme kadar. Bakın bir önceki grupta 99. dönemde kanalımızdan çalışan tüm arkadaşlar sınavlarında başarılı olmuşlardır. Hepsini tebrik ediyoruz. Hepinize sağlıklı ve kazasız günler, sınavlarınızda başarılar diliyorum. Kanala katılın, üyelere özel soruları çözün ve sınavlarınızda kalmayın. Bir sonraki sorularda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.